kelimetullah kelam ettiğin Musa kelimullah'ın hatırına, senin denizde boğmadığın Nuh aleyhisselamın hatırına, Adem aleyhisselamın hatırına peygamberleri, ulul azim peygamberleri vesile kılabilirsin. Ve peygamber varisi olan evliyaullahı vesile kılabilirsin. Allah'ın dostlarını vesile kılabilirsin. Allah'ın velilerinin hatırına ya Rabbi bizleri affet diye tövbe edebilirsin. Böyle bir sıkıntı anında Allah'ın velilerini, mürşidi kamilleri, evliyaullahlardan vesile kılar bilerek Allah'tan yardım dileyebilirsin. Bir türbeye Allah'ın veli kulunu ziyarete gittiğinizde sakın orada veliden direkt kendisinden beni kurtar, beni affet diye değil de Allah'ım burada yatan şu evliyanın hatırına beni affet diyerek o türbedeki yatan evliyaların hatırını dahi vesile kılabilirsin. Hayatta olan, yaşayan, şu andaki yaşayan hakiki mürşidi kamillerin, Allah dostlarını veliullahları vesile kılarak Allah'tan yardım dileyebilirsin. Kim ki bunları inkar ederse küfre düşer. Kim ki bu vesileleri inkar ederse Allah muhafaza büyük günah işler. İşte bu üç kişi mağarada vesile kılalım dediler. Neyi vesile kılalım dediler? Yapmış olduğumuz güzel amelleri vesile kılalım dediler. Şöyle bir hatırlayalım, geçmişte yapmış olduğumuz güzel amel, ibadet varsa düşünelim. Allah için yapmış olduğumuz hizmetleri, amelleri dedi vesile kılalım. Olur dediler ve düşündüler. Bir tanesi kalktı, açtı ellerini, ya Rabbi dedi. Ben bir zamanlar zengindim. Çok işçi çalıştırırdım kapımda. Ve çalıştırdığım işçilerden bir tanesi bana kızdı. Birkaç günlük ücretini almadan çekip gitti. Ben de onun ücretini harcamadım, inkar etmedim. Onun ücretiyle koyun ve deve aldım. O koyunlar kuzuladı, develer yavruladı. Onların yavruları, onların çoğalması öyle çoğaldı ki onlar için ayrı çobanlar, hizmetçiler tuttum. Onun adına o develeri, o sürülerini yaydılar. Ve aradan uzun bir müddet geçtikten sonra bu zat çıktı geldi. Dedi ki, ben bir zamanlar senden ücretini almayan kişiyim. Hatırladın mı beni dedi. Evet dedi, hatırladım seni. Ben şimdi bugün dedi senden o çalıştığım günün ücretini almaya geldim dedi. Olur inşallah dedi. Çıktılar şu vadide görüken develer, şu vadide görüken koyunlar dedi senin. Başındaki çobanlarıyla, hizmetçileriyle beraber al götür dedi senin. Adam şaşırdı. Dedi ki ben dedi senden 3-5 günlük dedi ücretimi istiyorum dedi. Sürülerinin mülkiyetini istemiyorum dedi. Evet dedi bu senin dedi o günkü ücretin karşılığı dedi. O günden beri dedi ben senin ücretine koyun deve aldım. Onlar dedi Allah-u Teala bereketlendirdi, çoğaldı. Ve senin adına çobanlar tuttu ve senin adına yayıyor. Bunlar dedi senin o günkü ücretin karşılığı, al götür dedi. Ve adam bütün koyunlarını, develerini, çobanlarıyla beraber hiçbir şey bırakmadan aldı gitti. Ve bu zat dedi ki ya Rabbi ben bunu senin rızan için yaptım. Eğer senin katında değerliyse bizi bu kayanın zulmünden, bu taşın, bu mağaradan kurtar ya Rabbi dedi. Bu taşı buradan çıkart ya Rabbi, aç dedi yolumuzu, bizi buradan kurtar ya Rabbi dedi. Bir de baktılar ki taş, kaya biraz oynadı yerinde. Bir ışık görüldü. Taş kımışladı, oynadı. Allah katında onun yapmış olduğu değerli bir ameldi. Çünkü Allah-u Teala onun amelini kabul etmişti. Onu vesile kılarak taş biraz oynadı ama çıkmaları yine mümkün değildi. İkincisi, üç kişiden ikincisi ellerini açtı. Ya Rabbi dedi. Ben bir zamanlar koyunlarımı sağar, önce sütlerini anne ve babama içirir, sonra da gelir çocuklarıma içirir, onları yatırırdım. Ve bir gün annem ve babam
uyumuşlar. Elimde süt çanağı ile uyandırmaya da kıyamadım. Geç kalmıştım, onlar da beklemişler, beni uyumuşlar. Ve uyandırmaya da kıyamadım, belki kendiliklerinden uyanır diye. Sabahtan yeri ağrıncaya kadar yanlarında bekledim. Ve sabahtan yeri ağrırken onlar uyandılar. Onlara sütlerini içirdim ve tekrar çocuklarımın içerisine geldim. Geldim ki çocuklarım açlıktan hala uyumamışlardı. Ve onların da karnını doyurdum, sütünü içirdim ve yatırdım. Ya Rabbi, ben bu anne ve babama yaptığım hizmeti senin rızan için yaptım ya Rabbi. Eğer benim bu amelim senin katında değerliyse ya Rabbi, bu taşı bu mağaranın ağzından kaldır ya Rabbi. Bizi bu zulümden kurtar ya Rabbi diye dua etti. Taş biraz daha oynadı. Ve biraz daha kımışladı ama yine çıkmaları mümkün değildi. Üçüncü zat, üçüncü kişi ellerini açtı. Ya Rabbi dedi. Benim bir zamanlar çok sevdiğim amcamın kızı vardı. Gönlüm ona kaymıştı. Onunla beraber olmak istedim ama olamadım. Evlenemedim. Aşık olmuştum. Seviyordum ya Rabbi ben onu. O bir başkasıyla evlendi. Ve sonra onun kocası öldü. Çocuklarıyla dul, yetim ve öksüz, fakir kaldı. Ben zengindim. Ve açlık bir gün onu benim kapıma getirdi. Kapımı çaldı. Dedi, çocuklarım evde aç. Bana dedi, yiyecek ver. Ben de ona dedim ki, bu gece benimle beraber olursa istediğin kadar yiyecek veririm. Kadıncağız gitti. Çocuklarının ağdı, feryadı kadını tekrar döndürüp bana getirdi. Tekrar geldi, kapımı çaldı. Allah'tan kork dedi, bana dedi yiyecek ver, çocuklarım ağlıyor, feryat ediyor, uyuyamıyor dedi gece dedi, açlıktan. Ve ben yine teklifimi tekrar ettim. İstediğin kadar sana yiyecek, istediğin kadar para vereceğim. Bana dedi şu kadar para, şu kadar yiyecek ver. Dedim bu gece benimle geçirirse, benimle beraber olursan istediğin o yiyeceği ve o parayı veririm dedim. Ve kadın çaresiz teklifimi kabul etti. Soyundu, yatağıma yattı ve ben de soyunup yanına yaklaşırken dedi ki Allah'tan kork dedi, benim dedi nikahlı olmadığın halde benim mührümü bozma. Sen dedi Allah'tan korkmaz mısın dedi. Zina yapıyorsun benimle, haram dedi. Günah dedi. Bir anda Allah korkusu geldi içime. Daha elimi dahi dokunmadan kalktım. Ya Rabbi, bunu senin rızan için yaptım dedi. Böyle bir nefsimin arzusunu, isteğini reddettim, geri çevirdim. Böyle bir anda senin korkun geldi içerime. Allah korkusundan ben böyle bir isteği geri çevirdim. Ve istediği kadar ona yiyecek ve para verdim, gönderdim. Ya Rabbi, bunu senin rızan için yaptım ya Rabbi dedi. Eğer senin katında değerliyse bu amelim, dedi bizi bu azaptan, bu taştan kurtar ya Rabbi. Bizi bu mağaradan kurtar ya Rabbi. Bizi bu taşın zulmünden kurtar ya Rabbi dedi. Ve bir de baktılar ki taş yuvarlandı, mağaranın ağzı açıldı ve bunlar da mağaradan kurtuldular, çıktılar, selamete eriştiler. Konumuza dönelim muhteremler. Bir anne ve babaya yapılan hizmet, hürmet Allah katında ne kadar değerli. Konumuz anne ve baba hakkı olduğu için biz ikinci kişinin anlatmış olduğu annesine ve babasına uyandırmaya kıyamadan, onların sütünü içirmeden, yavrularına süt içirmeyen bir evladın hikayesini hatırlayarak biz de inşallah bugün anne ve babalarımıza hürmette, hizmette kusur etmemeye gayret edelim.
Ve şu anda benim bu sohbetimi dinleyenler, eğer anne ve babanız hayattaysa gelin, anne ve babanızın rızasını almak için bugün onlara bir hediye alın. En ufak bir çiçek dahi onları memnun edecektir. Onların sevdiği en ufak bir şey alın. Onlara hediye edin. Ve onlara sevdiğinizi söylemeniz dahi, anneciğim ben seni seviyorum demeniz dahi onları memnun edecektir. Eğer annesinden ve babasından uzak olanlar varsa, gurbette olanlar varsa, hemen buyurun bir telefonunuzu elinize alın. Annenizi babanızı arayarak onların rızasını alın. Onları sevindirin. Eğer ki anne ve babası yanında olan küçük kardeşlerim varsa, onlara sevdiğini söyleyerek onlara birer öpücük verin. Annenizi ve babanızı bugün bir öpün ve anneciğim seni seviyorum, babacığım seni seviyorum demeniz sadece onları mutlu etmeye yeterdir. Onun için bugün, hani Hristiyanların bir gün anneler günü var ya, işte bizim her gün anneler günümüz. İşte Hristiyanlar, Yahudilerin o bir gün anneler gününü nasıl kutladığını biz her gün kutlamaya gayret edelim kardeşlerim. Bugün bu sohbetimi dinleyen kardeşler, buyurun annelerimizi bir arayalım, onları memnun edelim, onları mutlu edelim. Hadi inşallah. Bu sohbetten sonra herkes annesini ve babasını arasın ve memnun etsin. İnşallah Allah'ın rızasını kazanacaktır. İnşallah çıkmaz olan birçok işleri hayırla sonuçlanacaktır. Eğer ki yapamadığınız, beceremediğiniz, başaramadığınız bir iş varsa dönün annenize bir iyilik edin. Annenizin duasını alın. İnşallah sonra o iş için müracaat edin. İnşallah göreceksiniz. Sonu hayırlı olacaktır. Allah rızası için El Fatiha.